Herkese merhaba. Kaliforniya'daki Malikane turuma hoş geldiniz. Ben Asrın. Eğer Amerika'da ya da yurt dışında eğitim, hayat, girişimcilik gibi konuları merak ediyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün evimdeyiz. Evimin ismi, yani yurdumun ismi daha doğrusu Alpha Chi Omega. Bu yurt bir sorority yurdu. Sorority kız kardeşlik diye tercüme edilebilir. Burada bir sürü kız kardeşlik ve erkek kardeşlik yurtları var. Bunlar Yunan hayatı diye geçiyor. Daha sonrasında daha iyi anlatırım bunları. Ama bu yurda girebilmek için ya da buradaki diğer kız kardeşlik ya da erkek kardeşlik yurtlarına girebilmek için özel koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Ve hani bir test usulü gibi bu sorority'ye ya da fraternity'ye, erkek kardeşliğe kabul almanız gerekiyor. Şimdi ben geçen sene başvurmuştum, bu prosedürden geçmiştim ve bu sorority'ye girdim. O yüzden şu an dışarıdayız. Şöyle bir dışarıda göstereceğim. Öncelikle burada bana eşlik eden Alice var. Alice, do you want to say hi? Hi! Do you want to show around just a second? Buradan giriş yapıyoruz. Daha doğrusu aşağıdan. Şuradan. Ondan sonra çevresi böyle gözüküyor. Şuradaki mavi bina da bir tane sorority mesela. Kız kardeşlik. You can direct it to me. Mesela buradaki bir bina erkek kardeşlik, fraternity. Ve burası bizim yemekhanemiz. Şimdi içeriden de daha iyi göstereceğim. Şimdi eve giriş yapacağız. Do you want to give me your keys app? Şimdi eve girmek için biz bir tane app kullanıyoruz. Kisi ismi. Yani anahtarımız yok. Bu app ile giriyoruz. İşte ön kapıyı mı, arka kapıyı mı, nereye açmak istiyorsanız ona göre giriş yapıyorsunuz. Şimdi ön kapıdayız. Ve şöyle app'e giriş yapacağım şimdi app'ten. Ve kapı açıldı. Evet. Burası girişimiz. Gerçekten bu eve bayılıyorum. Çok büyük ve hani benim gezdiğim bütün kız kardeşlik, erkek kardeşlik evlerinden gerçekten biraz daha farklı, daha büyük, daha dekore edilmiş. Şöyle içeri girelim. Mikrofon da uzun biraz. Evet, burası salonumuz. Salon bayağı güzel. Yani buradan başlıyor. Burada işte biblolar var falan, burada aynalar var. Ondan sonra buraya gelip akşamları ders çalışabiliyorsunuz. İşte oturabiliyorsunuz, arkadaşlarınıza takılabiliyorsunuz. Ondan sonra benim genelde ders çalıştığım yer burası. Buradaki büyük masayı kullanıyorum. Hatta Alice de öyle. I just told them that we study here together. İşte ondan sonra burada projeksiyondan film izleyebiliyoruz, bir şeyler yapabiliyoruz. Normalde korona olmadığı zamanlar toplantı odası burasıydı aynı zamanda. Hem salon hem toplantı odası. Bütün kızlar, yaklaşık 60-70 kız gelip burada hep beraber bu projeksiyondan toplantı yapardık her hafta. Şu anda koronadan dolayı normalde evde de 60 kız yaşarken şu anda sadece 9 kız yaşıyor. Yani kotaları oldukça düşürdüler. Şu an 9 kişi yaşıyoruz bu kocaman malikanede. Şimdi o yüzden yavaş yavaş göstermeye başlayacağım. Mesela şurayı gösterelim. Çok fazla EKO temalı şeyler var. Mesela burada 1983-84'de bu sorority'ye üye olan kişiler var. Ondan sonra burada kitaplar falan, yine sorority ile ilgili böyle geçmiş kitaplar. İşte 1900'lerin başlarında kurulmuş burası. Ve sanırım o zamandan beri kullanılmıyor ama bayağıdır da bu ev kullanılıyor her şekilde. Ondan sonra yavaş yavaş ilerleyelim. Burası alt kata iniyor. Burada böyle gizli toplantılarımızı yapıyorduk işte. Hani önemli bir şeyler varsa falan. Ben çok inmedim onun haricinde. Ondan sonra burada, buraya girelim. Burada bir tane lavabo var, küçük. Do you want to show yourself as well? No. Ondan sonra işte burada küçük böyle hani misafir geldiğinde lavabo falan. You can show the side as well. İşte. Ondan sonra burada yerde kilimimiz var, halımız var.
Yemekhanemiz şu şekilde. Burada normalde bütün masalar dolu, sandalyeler dolu ve yer bulamayacak halde olurdunuz normalde. Ama şimdi koronadan dolayı sadece biz 9 kişi olarak burada yemek yiyoruz. Ve her zaman buraya, bu masaya yemeklerimiz geliyor kaplar içerisinde. Ve biz bu 9 kişi bu yemekleri alıyoruz. Saat 11.30 ve 5.30'da geliyor. Hatta ben de Türkiye'den lokum getirmiştim. Lokum duruyor burada. Have you had Turkish delight? İşte mutfağımız bu taraftan giriliyor. İşte bardakları kullanıyoruz. Kahve, çay, onları kullanıyoruz. Burada da işte normal yemekler burada yapılıyordu. Aşçımız vardı ama işte koronadan dolayı yok şu an. Bu kaplar içerisinde yemekler veriliyor. Ve biz yine bu kapları geri onlara veriyoruz, yemek yapanlara. Kendi şefimiz vardı eskiden. Şimdi başka bir kız kardeşliğin şefini kullanıyoruz. Onlar bize yemekleri getiriyor. İşte buralarda birkaç yiyecek bir şeyler var. İşte mısır gevrekleri, yulaflar falan filan. Dolap, I want to show the fridge. Mesela dolaplar böyle. İşte burada sütleri kullanabiliyorsunuz. İşte her şeyi kullanabiliyorsunuz. Burası ortak alan. Mesela karpuz getirmişler. I didn't know they had watermelon. Yes, Ondan sonra burada da kendi yemeklerimiz oluyor. Kendimiz koyabiliyoruz. Kendi odalarımızda da var bu dolaplar. Ondan sonra biraz daha içeri girelim. Is there a place you specifically want to show? Oh, you can show them the TV room. Yeah, oh that's nice, yeah. You can show them around here. Burası mesela exec board'u. Buradaki herkes işte belli bir pozisyona sahip. Bu geçen senekiydi tabii. I think this was last year's, wasn't it? Evet. Mesela geçen seneki başkanımız Fred'di. Bu sene Clara. Hatta burada var mı bilmiyorum. Mesela şu anki başkanımız Clara. Ondan sonra biraz exec değişti. Tabii koronadan dolayı insanlar gelmediği için çok buraları değiştirme ihtiyacı duymadılar herhalde. Ondan sonra böyle bir şeyler var. Süslü süslü işte. I don't know what this is. Do you know what this is? Do you wanna look? This is a room. Never mind. Laundry, ha? Çamaşır annemiz. Girelim. Buraya çamaşır makinalarımız, burası kurutma makinalarımız. Çamaşır makinaları için her bir cycle için, her bir yıkama için 50 sent veriyoruz. Aynı şekilde kurutma makineleri için de 50 sent. İşte burada ütüler falan filan var. Henüz ütüleri hiç kullanmadım ama hep çamaşır kurutma makinesini kullandım ben de. Her sene işte yapıldığında böyle hani yeni üyeler alındığında ve eski üyelerle birlikte böyle şeyler çıkıyor. Mesela 2017, 2018, 2018, 2019 falan gibi. Ve bizim de resimlerimiz buralarda gözüküyor. Bu bayağı önemli bir şey. Önemli bir kültür. Ondan sonra içeri girelim. Burası spor salonumuzdu. Koronadan dolayı tabii spor salonu olarak çok kullanılmıyor. Artık böyle hani aletler vardı. Daha çok kütüphane olarak kullanılıyor şu anda. İhtiyacınız olan kitaplar varsa buradan alıp ya da geri koyabiliyorsunuz. Ve evin en sevdiğim yerlerinden bir tanesi televizyon odası. Çok güzel gerçekten. Buradan direkt bilgisayarınıza bağlayıp televizyon izleyebiliyorsunuz. Tabii şu an bütün perdeleri kapattık. Biraz karanlık gözüküyor ama normalde süper. Do you want to take it from there? Ben ilk geldiğimde hatta şurada ayı vardı. Ayı duruyordu. Ben de of ayı çok güzel diye böyle. Bu şekilde. Burada kızlarla hep beraber ya kızlarla hep beraber burada film izliyoruz oturup. Evet burada da bir tane what was she called? That's Sir Raven. Yeah, from Disney Channel. Did you Yeah, watch I used to. Burada böyle bir eklentimiz oldu. Biraz komik bu aslında bir kızın odasındaydı ama son zamanlarda bir alarm çalmaya başladı bize şey alarmı hem yangın alarmı hem hırsız alarmı. Biz dedik ki hani hırsız girerse belki görür de korkar diye düşünüp yani biz dediğim de başkanımız düşünüp bunu buraya koymaya karar verdi. Do you know why it's here? Because of the burglar alarm and stuff. So that the burglar would see it and run away. Yeah, Really? it's like a Sen neden? scarecrow. Yeah. How did they even get that?
It was one in one of the rooms. Oh. I saw it last year. I was actually scared. Yeah. Yeah. I was walking and the other day, and I was like, what is that? And then, like, it's dark, and I was like, there's someone. Yeah, exactly. İşte televizyon odası burası. Ve şey, böyle zamanları yazabiliyorsunuz, hangi zamanda geleceksiniz falan diye. Tabii geçen sene 60 kişi varken burada bunu yazmak önemliydi ama şimdi 9 kişi olunca genelde boş oluyor. İstediğiniz zaman gelebiliyorsunuz. Ve ben spor yapıyorum bu televizyon odasında. O yüzden benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Burası ikinci katımız. Buradan geliyoruz işte. Burası da arka kapılardan bir tanesi. Ondan sonra arka kapılar işte buradan giriyoruz. Burası ikinci kat. Böyle bütün kızların mesela resimleri asılı. Our photos aren't up yet, right? Yeah. Ve işte buradan odalar başlıyor. Burada birinin odası var mesela. Genelde bütün odalar yani ev boş bayağı. Take pictures. İşte logomuz yani Alpha Kai Omega. Bu mesela bu şey günü, oyun günü yani Amerikan futbolu günü işte insanlar. Burada böyle giyiniyoruz işte Amerikan futbolu of çok iyi falan diye. İşte game day, oyun günü böyle işte insanlar bayağı coşuyor, eğleniyor falan. Burası benim katım, ben burada yaşıyorum. Bir lavaboyu gösterelim. Lavabosu, banyosu. Mesela bu benim kullandığım banyo, burası benim kullandığım alan falan. İşte böyle bir küvet var ama bunu kimse kullanmıyor buradaki. Ondan sonra gelip şimdi şöyle bir gezelim. İşte senior wall, böyle son sınıfları asıyorlar. Burası benim odam. 306 numara. We shouldn't go in. Bugünlük biraz dağınık, o yüzden bir sonraki seferde oturup yapacağım. bu Steph'in odası. Bu Alice'ın odası. Do you wanna peek in? Do you wanna peek in? Sure. Oh my god, it's so evet, kimse gelmediği için tabii odalara. Evet, bunlar mesela kapalı bu arada. Giremiyorsun yani bunlar çünkü şey... kimse olmadığı için hani kapatalım bari, bazı insanların eşyaları var işte, masaları ya da sandalyeleri falan var, o yüzden onlar kalsın dedi. Şimdi odaların içini göstermemiş oluyorum size ama bir sonrakinde göstereceğim. Çatı katına gidelim biraz da. Do you wanna go up on the roof? Sure. Çatı katına gidelim. Burası üçüncü kat işte, dediğim gibi benim odam burada. Ondan sonra şimdi çatı katına geldik. Çatımız birazcık yıkılmış ama yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle. Wait, I've got to put this up. Oh yeah. Yeah, yeah. Ve burası da çatı katımız. Böyle oturma yerleri falan var. Ondan sonra burada güneşleniyoruz genelde. Şurada falan oturup güneşleniyoruz. Burası mesela Delta Sigma. Burası farklı bir sorority. Direkt onlara bakıyoruz çatı katında. Bir de son bir çatıyı göstereyim size. Evet. Burası işte bütün San Francisco, işte Berkeley'yi görebilecek bir yer. Benim de odam direkt buraya bakıyor. O yüzden yani efsane. Hatta kızlarla konuşuyorduk geçen. Ben son odamı seçmiştim. Herkesten en sonrasında. Diyorlar işte senin odan çok güzel falan filan. O yüzden çok mutluyum. Come closer. Come
Come. Don't fall. Okay, let me look at the camera with you and show them around. Tamam. Burası Berkeley'nin saat kulesi. Esas hani mekan burası yani. Berkeley şeyde internette araştırdığınızda önce buraya burası çıkar. Ondan sonra Golden Gate'i gösterelim. Ondan sonra Golden Gate şurası tam olarak. Burası da San Francisco. Şöyle burası. That's the Golden Gate Bridge. Oh, can't you see? Like, no. I thought that's the, this is the Bay Bridge. This is the Golden Gate Bridge. Oh, I thought that was the Bay Bridge. I don't know. That's the Which one's the Bay Bridge? That one's the Bay Bridge. İşte buradaki evler falan. Burada öğrenci evleri, apartmanları. Benim geçen sene yaşadığım yeri de göstereyim size. O da tam olarak Unit 2. That's Unit 2, right? Yeah. Not sure. Yeah, burada şu alanda yaşıyordum ben de geçen sene. Unitlerde. İşte bu şekilde. Şurası Amerikan futbol sahası. Football stadium. Ve burası da çatı katı. Burada işte insanlar güneşleniyor falan. Güzel bir mekan. Ve böylelikle de yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu Kaliforniya'daki işte koca malikane turu oldu. Daha sonrasında oda turu ve işte buradaki eğitim hayatı, buradaki girişimciler, akademik kariyerler falan onlardan bahsetmek istiyorum size. Ve haftada yaklaşık bir ya da iki video atma planım var. O yüzden eğer beğendiyseniz mutlaka abone olun ve daha sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.